Arkadaşlar, şimdi sizlere galeta unuyla tahini, bir kase galeta unuyla göz kararı tahin döktüm arkadaşlar üzerine. Onu tatlı kaşığıyla güzel güzel karıştırdım, birbirine yedirdim böyle böyle. Şey oldu, helva gibi oldu arkadaşlar. Tane tane helva gibi oldu. Böyle. Yani. Bunu neye kullanacağım ben? Baklavaya arkadaşlar. Baklava yapacağım bugün. Sizlere. Böyle. Hazır baklavam var arkadaşlar. Baklavalık yufkam var daha doğrusu. Baklava yufka aldırdım. Tepsim böyle arkadaşlar. Böyle bir tepsiye yapacağım. Bu da cevizim arkadaşlar. Cevizimi kıracağım böyle. Bu şekilde kıracağım. Galeta unu ve tahinli karışımımla karıştıracağım arkadaşlar. Hemen hemen herkesin bildiği bir çeşit baklava yapacağım size. Sonra yaparım ben onu. Bununla karıştıracağım canlarım. Bu iş böyle. Şimdi size şunu göstereceğim. Bu nar reçeli arkadaşlar. Yeni yaptım. Şeyde buzluğumda küçük kaplarıma koymuştum. Tatlılarımın üzerine koyarım diye. Bunları. Şimdi onun yerine başka bir şeyler koydum bugün. Eşim bir şeyler getirmiş. Onları koydum. Ben de bunları reçel yaptım arkadaşlar. Yer olmadığı için. Böyle bir reçelim çıktı. Bayağı bir kilo değil de bir kilo, yarım kilodan da fazla. Bu da ayva almıştık arkadaşlar hafta sonunda. Bu da ayva reçeli. İkisinin de rengi inanır mısınız? Çok güzel oldu. O kadar güzel oldu ki reçellerim. Reçellerimde hiç kimseyi tanımam arkadaşlar. Gerçekten çok güzel reçellerim olur. Süper olur. Bilmiyorum. O da işte herhalde dikkatimde. Başında beklerim arkadaşlar. Gider gelir bakarım. Çok ilgilenmek gerekiyor. Bir de iyi kaynaması gerekiyor. Zamanını, zeminini bilmen gerekiyor. Limon tuzu koymadan olmaz arkadaşlar. Şekerlenir. Limon suyu, limon tuzu. Bunları katmamız lazım. Ben limon tuzu koydum. Limon suyu koymadım. Limonlarımı bugün rondoladım arkadaşlar. Büyük robottan geçirdim. Süzdüm. Onları da şey yaptım. Küçük, onları da getireyim göstereyim. Küçük şişelere koydum. Dondurucuya koydum arkadaşlar. Su şişelerim var. Ben hazır su alıyorum. Dışarıya çıkarken elimize alıp da susuz kalmayalım. Dışarıdan bir şey almayalım diye. Şimdi onları getireyim göstereyim arkadaşlar. İşte bunları yaptım arkadaşlar. Elediğim hani şey var ya, un elediğim katta, şey normal elekte de çukur elekte. Ondan süzdüm arkadaşlar. Robotladığım limon su şeylerini. Kabuğunu soydum. Böyle böyle 3 tane çıktı arkadaşlar. Bunları buzluğa attım. Kullanmak üzere. Böyle böyle çıkartırım, kullanırım. Sadece su arkadaşlar bu, limon suyu. Tane tane çıkarır, kullanırım. Posasını ne yaptım arkadaşlar? Böyle bir kendim yemelik posa çıkardım. Çok faydalı arkadaşlar. Ben şeker hastasıyım ya.
Tatlı kaşığıyla yiyorum yani ben bunu. Ben bunu yiyorum, eşim de yiyor. Çok iyi geliyor, Fatma bana da ver diyor. Ben de ona da veriyorum. Birazını bundan ayırdım arkadaşlar. Bundan böyle içine 5 tane aspirin koydum bu kadarına. Erittim arkadaşlar. Zeytinyağı da döktüm. Dizlerime arkadaşlar, bir dizimin birisi ağrıyor. Geçen bu yaz hiç ben dizlerimden ağrı hiç olmadı ben. Geçtiğimiz yaz balkonda domates kurusu yaparken domatesleri yanıma aldım, doğruyordum arkadaşlar. Dizimi yere vermişim betona. Sıcak diye herhalde güvenmişim. Kalktığımda dizim çok kötüydü. O zaman yarayı aldım işte. Ama şimdi çok fena değilim yani, iyiyim. Ama bu merhemi de yaptım, dizime süreceğim. Bunda ne var? Limon posası var. Suyunu buraya şey yaptık ya, posası kaldı arkadaşlar burada. Limon posası var. 5 tane aspirin var. Bir de zeytinyağı var arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Bunu karıştırdım. Bunu kullanacağım ben arkadaşlar. Bu 5 gün bekleyecek. 5 gün iyice birbirine bekleyecek. Ben dizime süreceğim. 2 tane başörtü yumuşacık arkadaşlar. Onlarla saracağım. Yani hiç sorun kalmayacak yani. Durum böyle. Kabuklarını ne yaptınız derseniz, bu bayağı da limon kabuğu çıktı arkadaşlar. Biraz da portakal kabuğum vardı. Onları ne yaptım? Bir bidona koydum. Getirsem göstersem şimdi gerek yok. Bir bidona koydum arkadaşlar. Kabuğu soydum. Eskiden annem kavun soyardı. Küçük kavunları böyle böyle soyardı. Öyle soydum ben. Bidona doldurdum. Üstüne de su koydum arkadaşlar. Onu ne yapacaksınız derseniz, onu da arkadaşlar bulaşıklarda kullanacağım. Bulaşık makinesine döküyorum arkadaşlar, süzüp. Çok güzel oluyor, temizliyor, arındırıyor. Elde bulaşık yıkarken leğenime döküyorum. O şekilde tüketiyorum onu da. Öyle işte. Ben şimdi baklavamı yapayım. Hepsini yarın pişireceğim arkadaşlar. Bugün bu baklavayı yaparım da yarın gösteririm size. Hani yaparken göstermeyeceğim. Nasıl olsa gördünüz malzemeleri. Şunları şöyle şey diyeyim, bir daha göstereyim. Neyimiz vardı? Galeta unuyla, bir kase galeta unuyla göz kararı ne koyduk? Tahin koyduk. Ondan sonra ne koyduk? Ne koyacağız? Ceviz koyacağız arkadaşlar. Cevizi ne yapacağız? Kıracağız böyle. İrili ufaklı. Çok irili değil tabii. Ondan sonra da yufkamız, hazır yufkamız. Baklavalık arkadaşlar. Şimdi tekrar ben bu reçelleri yapınca o da tekrar şeker almaya gitti arkadaşlar. Gideyim de şekeri getireyim, yap dedi. Yoksa şimdi sabaha kadar emsin şeyini, bu şerbetini çeksin. Yoksa güzel olmaz. Çok güzel olur arkadaşlar bu. Şerbetini de aldı mıydı? Zaten 2 tepside börek yaptım, biliyor şey diyoruz, gösterdim size ben. Ama yufkayı açarken biraz mutfaktan çekip götürüyorum ya arkadaşlar malzemelerimi. Tahtayı götürüyorum, sofrayı götürüyorum, onu götürüyorum. Bezeliyorum, bilmem ne yapıyorum. Bayağı zor oluyor benim için. Belki orayı çekmem size. Ellerim böyle biraz beze tuttum. Ellerim ufralı olmuş şeyle. Fark etmemişim. Fark etseydim yıkardım arkadaşlar ellerimi. Yorulmuşum demek ki. Onu belki yayınlarım, belki yayınlamam, bilmiyorum. Öyle işte. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.
Şimdi içimi hazırladım arkadaşlar. Böyle. Bu şekilde. Şeklimi yapacağım, içine koyacağım, saracağım arkadaşlar. Bu iş böyle. Sırayla göstertebilirim belki size. Şimdi şöyle arkadaşlar, şeklimizi veriyoruz. Bir tane yaprak. Baklavalık yufkamız var, bir yapraklık. Böyle ortasından düzlük. Malzememden şu ucuna katıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu böyle sarıyorum canlarım. Ha, bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Yapacağız. Böyle böyle. Üzerine de zeytinyağı, tereyağı, biraz da kızartmalık yağ karıştıracağım. Dökeceğim arkadaşlar. Isıtacağım. Birazcık soğutacağım. Dökeceğim. Fırınlayacağım canlarım. O şekilde size göstermek istedim. Yalnız baklavalık yufkam çok güzelmiş. Ne zamandır hiç böyle güzel bir baklavalık yufka almamıştım ben. Zaten de son zamanlarda hiç almıyorum. Isparta da çok kullanırdım arkadaşlar. Şimdi artık çok kullanmıyorum ama bu çok kaliteli ve çok güzelmiş. Bunun baklavası süper olur arkadaşlar. Yani baklavalık yufkanız da önemli. Sonucu güzel yapar sizin için. Çok şahane yapar. Böyle arkadaşlar. Tahinli bu galeta unlu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Hem faydası oluyor şeye. Cevize faydası oluyor. Hepsi ceviz yapamazsınız. Maddi yönde. Hem de lezzeti bir başka oluyor. Tavsiye ederim. Şimdi böyle canlarım. Sarıyorum. Bu şekilde böyle yerleştire saracağım arkadaşlar. Üzerine tereyağımı, zeytinyağımı gezdireceğim. Ondan sonra da fırına vereceğim. Canlarım, şuraya bir daha yapabilirim. Şöyle. Bu böyle bir çeşit baklava olacak arkadaşlar. Çok güzel olur. Malzemem de güzel. Çok şükür. Bir tepsi baklava yapacağım arkadaşlar. İki tepsi de şey yaptım. Börek yaptım arkadaşlar. Bir peynirli, bir patatesli. Bir tepsisi peynirli, bir tepsisi patatesli. Biber doldurdum. Kuru biber doldurdum arkadaşlar. Yaprak sardım. Kuru patlıcan doldurdum. Arkadaşlar onları sardım. Aynı böyle yaprak sarar gibi sardım. Yarın pişireceğim. Size serviste göstereceğim canlarım. Yarın hepsini gösteririm. Sonuç böyle arkadaşlar. Pişince gösteririm size. Yüzünü de böyle yağladım arkadaşlar. Yağı gezdirdim. Kaşıkla tek tek gezdirdim arkadaşlar. Şimdi fırını ısıttım. Fırına vereceğim. Durum böyle. Şimdi baklavam oldu arkadaşlar. Pişti. Şerbetini vereceğim. Böyle şerbetimi hazırladım. Şerbetini gezdireceğim. Gözünüzün önünde.
Bismillahirrahmanirrahim. Sıçrıyor. Çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Öyle güzel oldu ki çıtır çıtır ses geliyor. Cevizli, tahinli. Galeta unlu. Cevizli, tahinli, galeta unlu. Böyle bir tatlı yaptım arkadaşlar. Baklava tatlısı. Tamamen şerbetini döktüm. Şimdi bu çekecek arkadaşlar. Hepsini çeker. Bekleteceğim. Çekecek. Hiç kıpırdatmayacağım. Böyle. Yiyenlere afiyet olsun. Yarın iki tane börek. Bir tepsisi... Bir tepsisi patates böreği, bir tepsisi peynirli otlu börek arkadaşlar. Ondan sonra yaprak sarması, biber dolması, patlıcan dolması. Başka çeşitimiz yok değil mi? Yok. Tamam, bu kadar arkadaşlar. Yarın misafirimiz gelecek inşallah.